Selamlar sevgili gençler, ben SML hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Konumuz limit ve süreklilik olacak sevgili gençler. Önce limiti anlatacağız ama tabii bu videodan önce söylenmesi gereken çok şey var. Arkadaşlar, yeni çekeceğimiz videolarla kamp burada bitiyor. Yani limit ve sürekliliği anlattıktan sonra türev ve integral videolarını baştan çekmeyeceğimi söylemiştim sizlere. Zaten çekilmiş ve benim çok beğendiğim, yani kendi anlatımımla yine, ama benim çok beğendiğim limit ve türev ve integral videolarımız mevcut. Toplam 19 tane video. Türev artı integral. Türevden 10 tane, integralden 9 tane videoyla ben zaten sizler için daha öncesinde bu videoları çekmiştim. Gayet kaliteli PDF'lerden ve gayet kaliteli konu anlatımından oluştuğunu size söyleyebilirim. Limiti anlatmamıştık. Bugüne kısmetmiş artık. Limit ve sürekliliği anlattıktan sonra artık kampımız benim için bitiyor. Yani video çekme aşaması benim için bitiyor. Kamp için video çekme, konu anlatım videoları artık bitiyor. Sizin için ise limit ve sürekliliği işledikten sonra türev ve integral videolarını da programda paylaştığım gibi o tarihlerde, o saatlerde izleyeceksiniz. Sorularınızı çözmeniz gereken soruları çözeceksiniz ve artık kamp sizin için de bitecek. Kampı günü gününe uyanlar, uyan arkadaşlar, bu gayet avantajlı tabii. Neden olmasın ki, sonuçta en başından itibaren günü gününe kampa uydular. Uymayan arkadaşlar için geriye yönelik olarak, geriye dönük olarak kampa yetiştirme kampları yaptık. Değil mi? Kampa yetişeceğiniz tarihleri de yazdık. Geriye dönük olarak program hazırladığımız arkadaşlardan bazılarının ise kampa yetişmiyordu ama ocağın 2. 3. haftasında, yani 2021 Ocak 2. 3. haftasında kamp bitiyordu. Bu şekilde bir program hazırladık. Yani bu konu anlatımlarına maksimum Ocak 3. haftada sevgili gençler kampı takip eden herkesin bitirmiş olmasını temenni ediyorum. Yani en geç hadi diyelim ki ocağın son haftası bitsin. TYT Soru Bankası artık soru kalmaması gerekiyor. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın artık soru kalmaması gerekiyor. Çözemediğiniz veya boş bıraktığınız, yanlış yaptığınız soruların çözümlerine yine kanalda ulaşabileceğinizi söylemiştik. Keza AYT videoları da öyle. AYT Soru Bankası için de aynı şey geçerli. Matematik İlacı Soru Bankası'nın çözümlerini bitirdik. Şimdi bunlar için, yani bu konu için, bu konuyu da bitirdikten sonra sevgili gençler, neler yapacağız? Ondan da hemen videonun başında kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar, şu an için biliyorsunuz ki permütasyon, kombinasyon, binom ve olasılık fasikülünün çözümlerine başlamış bulunuyoruz. Toplamda 33 tane test var içerisinde. 3 tanesinin videosunu paylaştık. 7-8 tane de ben zaten çektim. Şu an depoda duruyor. Kitap daha yeni yeni satışa çıktı. Dolayısıyla sizler kitapları edindikten sonra ben de hızlı bir şekilde videolarımızı paylaşmaya devam edeceğim. Artı yanında İntegral fasikülümüzün çözümleri sevgili gençler mevcut. İntegral fasikülünün çözümlerine de gene ben videolarınızı çekmeye başladım ama artık pazar günü mü olur veya işte ayın 13'ü mü olur, 14'ü mü olur, ben size yine videolarınızı paylaşmaya başlayacağım integral için. Ve daha sonrasında size sürpriz bir şekilde bir video serisi hazırlamayı planlıyorum. Sizin için çok ama çok faydalı olacak bir video serisi. Yani en başarılı öğrenciden tutun da en zayıf öğrenciye, matematiğe en zayıf olan öğrenciye kadar erişebilecek bir video serisi olacak sevgili gençler. Buna o kadar da iddialıyız yani, herkese, kapımız herkese açık. Herkesin faydalanabileceği bir video serisi olacak, haberiniz olsun. Güzel bir video serisi olacak. Daha sonrasında dediğimiz gibi artık yavaş yavaş iş yükümüz hafifledikçe de sizlere canlı yayınlarla da yine matematikle buluşacağız sevgili gençler, haberiniz olsun. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Kanalda olacaklara dair yeni bir video çekerim ben size. Duyurunuzu yaparım. Ama lütfen sevgili gençler takipte kalın. Gerçekten ama gerçekten muhteşem video serileri gelecek, haberiniz olsun. O konuda bana güvenebilirsiniz yani. Şimdi limit ve süreklilik konusuna başlayacağız. Önce limitle başlıyoruz sevgili gençler. Limit kavramı, yani limit dediğimiz bir, yani limit dediğimiz kavram bir çizelgede diyelim ulaşılabilecek maksimum nokta veya minimum nokta, alt sınır, üst sınır. Ama biz eğer bu çizelgeyi sayı doğrusu olarak seçersek,
sayı doğrusu olarak seçersek ne yapmamız lazım bir noktaya yaklaşmamız için? Şunu sorabiliriz. Mesela sayı doğrusunda bir nokta belirledik. Şöyle sayı doğrusu çizelim. Biz sayı doğrusunda şurada bir 5 noktası olsun. Bu noktaya yaklaşmak, yani şuradan yaklaşamazsın bunu. Değil mi? Buradan yaklaşamayız. Neresinden yaklaşacağız? Şuradan da yaklaşamayız. Buradan da yaklaşamayız. Yani görsel olarak yaklaşırız ama sonuçta sayı doğrusundayız ya. Hayatımızın bu şekilde tek boyutta olduğunu düşün. Nereden yaklaşırsınız? Ya sağından ya da solundan yaklaşabilirsiniz. Bu sayı doğrusu üzerinde yaklaşırsınız siz ancak 5 noktasına. Şimdi 5'in 5'ten büyük taraftan yaklaşıyorsan buna sağ taraf diyeceğiz. 5'ten küçük tarafından 5'e yaklaşıyorsa buna da sol taraf diyeceğiz. Lafı fazla uzatmayalım. A bir reel sayı olmak üzere x değişkeni eğer a sayısını a'dan küçük değerlerle artarak yaklaşıyorsa bu yaklaşmaya soldan yaklaşma diyeceğiz. Ve bunu da nasıl göstereceğiz? X bir tane ok çıkarıyorsunuz. A eksi diyorsunuz. A'nın üzerine eksi yazıyorsunuz. Bu demek arkadaşlar eksi demek yani A'dan daha küçük bir değer demek. Mesela ben 5'e soldan yaklaşmayı X'ler 5'e soldan yaklaşıyorken diye bu şekilde gösteririm. O zaman azalarak 5'e doğru yaklaşıyorsak da buna da X değerleri 5'e sağ tarafından yani artı diyeceğiz buna da 5 üzeri artı sağ tarafından yaklaşıyor diye de gösterimi bu olacak. Buna da sağdan yaklaşma diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi f fonksiyonu reel sayılarda tanımlı ya da f r eksi a'dan r'ye tanımlı bir fx şeklinde tanımlı bir f fonksiyonunda x değişkeni a'ya soldan yaklaştığında fx fonksiyonu l1 gerçek sayısına yaklaşıyorsa fx'in x eşittir a'daki soldan limiti denir sevgili gençler bakın. Biz a'ya soldan yaklaştığında fx l1'e gidiyorsa buna bir soldan limit diyeceğiz ve bunu da şu şekilde göstereceğiz. X a'ya soldan yaklaşırken limit diyoruz tamam mı? Fx eşittir l1 biçimde gösterilir. Yani fx'in limiti, neredeki limiti? X eşittir a'nın solundaki limiti l1'dir diyoruz. Yine x değişkeni bu sefer a'ya sağdan yaklaşırken ki limiti eğer l2 ise yani gittiği yer l2 ise bu sefer de diyoruz ki x a'ya sağından yaklaşırken fx'in limiti l2'dir biçiminde hem gösterilir hem de okunur. Bunu da sevgili gençler bir f fonksiyonunun grafiğinde şu noktayı düşünelim. Bakın a noktasına solundan yaklaşırsam bu ne demek olur? Hemen şöyle yapalım bakın. Şöyle yapalım. Bak şimdi a'nın şurası sol tarafı değil mi? A'nın sol tarafı ise bakın ben bunu şu şekilde yukarı doğru taşırım. Bu nokta bakın sol tarafındaki nokta nereye gitmiştir bunu bulmamız gerekiyor bizim. Bu da nereye gider sevgili gençler bakın. Nereye yaklaşıyor? L'ye yaklaşıyor. L'nin civarına yerleşiyor. A'nın sağ tarafından bir y eksenine paralel doğru çıkarırsam bu da nereye yaklaşacak? Yine L'ye yaklaşacak ama yaklaştıkları yerde farklı. Yani biri L'nin üst tarafında, biri L'nin alt tarafında kaldı. Şimdi ama şunu biliyoruz ki ikisi de L'ye gidiyor. Yani 2, 2, 4 gördüğümüz yere gidip de şuradaki C noktasına gitmiyor. Değil mi? Yani L'ye gidiyor. Bu fonksiyonun sağdan limiti soldan limitine eşit olsun. Ve L gerçek sayı değerini alsın. L bir gerçek sayı olacak burada. L eleman reel sayı. Bu durumda fonksiyonun limiti vardır denir. Ve x a'ya yaklaşırken fx fonksiyonunun limiti de L denir. Şimdi a'ya sağdan yaklaşırken fx'i bulduk biz L'ye yaklaşıyor. Sol limit L'ye gidiyor. O zaman x a'ya giderken fx eşittir L olur. Yani demek ki bak burada şu ayrımı yapabilmemiz gerekiyor. Bir fonksiyonun bir noktada limitinin olabilmesi için demek ki limitinin bir reel sayıya eşit olabilmesi için sağ limitten sol limitin birbirine eşit olması lazım. Yani biz a'ya sağdan da yaklaşsak soldan da yaklaşsak aynı bu fonksiyonda olduğu gibi L noktası herhangi bir L bu 5 olur 5 bölü 3 olur kök 3 olur kök 3 bölü 2 olur ne bileyim tanjant 30 olur bir şey olur. Oraya gitmesi gerekiyor. Bir reel sayı değerine ikisinin de sağ hem sağın hem de solun bunun reel sayı noktasına yaklaşması lazım. Böylelikle sağ limit sol limite eşittir deriz. Ve bu eşitlik söz konusuysa A noktasında bu fonksiyonun limiti vardır. İşte bu L sayısıdır diyebiliriz. Sağdan ve soldan limitleri ya eşit değilse hocam o zaman ne diyeceğiz? Eşit değilse biz limit yoktur diyeceğiz sevgili gençler. Hemen şunu düzeltmek istiyorum. Kusura bakmayın. Burada bir hatamız oldu. Yani düzeltmeyi unutmuşuz. Ders konu anlatım konusunda bir hatamız yok. Sadece şunu düzelteceğim. Tamam. Şöyle bir de yukarı çıkalım. Tamam. Biz burada ne diyecektik? Limit yoktur. Üstünü sildik az önce de. Limit yoktur diyeceğiz. Şimdi yani
sağ limit sol limitten farklıysa sevgili gençler, fx'in a noktasında limiti yoktur diyeceğiz. Şimdi şu örnekleri bir inceleyelim. Bakınız, f'in 2 noktasında limit x 2'ye giderken fx. 2'ye giderken fx. Bakın, soldan yaklaştık 3'e gitti. Sağdan yaklaştık gene 3'e gitti. Limit vardır ve 3'tür. Şimdi buna bakıyoruz. Hayda, 2'de fonksiyon tanımsız. Yani tanımı yok, değil mi? Yani f2 kaçtır diye bir soru da sorulamaz. Böyle bir soru olamaz çünkü fonksiyon 2'de tanımlı değil. Ama tanımlı olsun olmasın hiç sıkıntı yok. Bunu böyle yukarı çıkardım. Bakın nereye yaklaştı sevgili gençler? 3'ün soluna. Bunu böyle yukarı taşıdım. Nereye gitti? 3'ün sağına. Yani 3'ün üstüne altına diyoruz da 3'ten büyük derlere 3'ün sağa diyorduk değil mi artık? Peki nereye yaklaşıyor ikisi de? 3'e yaklaşıyor. O zaman bunun da hiç fark etmez. Aynı şekilde limit x 2'ye giderken fx 3 diyebiliriz. Yani bu fonksiyonun limiti ile bu fonksiyonun limiti aynıdır. İkisi de 3'tür 2 noktasındaki limiti. E fonksiyon tanımsız demek ki bir şey fark etmiyor. Tanımlı da olsa tanımsız da olsa limit aranabiliyormuş. Şimdi buna bakalım. Bak bu da tanımlı mesela. Şimdi gelin şöyle yaklaşayım ben size. Gelin sevgili gençler 2'nin sol tarafındaki limitini bir kontrol edelim. 2'nin sol tarafında bakın bu buraya çarptı. Ve bu nereye yaklaşıyor? 2'ye. Sağ tarafına bakıyorum. Sağ tarafında buraya çarptı. E bu nereye gidiyor arkadaşlar? 3'e. E şimdi sol limit 2. Sağ limit 3. İki limit değeri birbirine eşit mi? Değil. O zaman diyorsun ki limit yok. Bak bu daha da ilginç. Yani az önceki fonksiyon şu. 2'de tanımsızdı. Tanımsız olmasına rağmen bu noktada limiti vardı. Ama bu fonksiyon 2'de tanımlıdır. Bakın f2 eşittir 3'tür diyebiliyoruz. Ama 2 noktasında tanımlı olmasına rağmen limiti yok. Demek ki bu limitin olup olmaması tanımlılıkla veya tanımsızlıkla hiçbir ilgisi yok. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleriz. Peki bir de şuna bakalım. Bakın gene 2 de tanımsız. 2 noktasında bu fonksiyonun tanımı yok. Ama şuradan yukarı doğru çıktık. 3'e doğru çarptık. Bakın 3'e doğru gidiyoruz. E peki sağ tarafından çıktık. Bu sefer buraya çarptık. Bu da nereye gidiyor arkadaşlar? 2'ye gidiyor. Bu sefer sol limit 3, sağ limit 2. Limit var mı? Gene yok. Limit yoktur diyeceğiz. Şimdi o zaman burada yine aynı yorumları yapacağız. Yani tanımlı olup olmaması, limitinin olup olmaması anlamına gelmiyor. Bakın şu fonksiyonun, b'nin tanımsızdı ama limiti vardı. Burası tanımsız, limit yok. Şimdi bakıyorsun burada tanımlı, limit var. Burada tanımlı, şurada tanımlı, limit yok. Burada tanımlı, limit var. Yani tanımlılıkla tanımsızlıkla hiçbir ilgisi yok. Biz sadece nereye gittiğine bakacağız. Bu kadar basit. Sonuç olarak, sonuçta burayı işaretleyin sevgili gençler. X a'ya giderken fx eşittir l ve bu bir reel sayıysa x a'ya yaklaşırken fx l limitine yaklaşır. Bu durumda a'nın sağ limiti l'dir ve sol limiti l'dir. F a tanımlı olmayabilir. Dediğimiz gibi hiç sıkıntı yok. Bu şartları sağlayan r l reel sayısı bir tanedir. Yani bir fonksiyonun bir noktada sadece bir tane limiti olur diyoruz. Anlaştık mı? Şimdi geçelim ikinci sayfamıza. Diyor ki f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Tamam. Buna göre demiş şu limitleri bir bul bakalım bize diyor. Tamam bulalım biz de. Mesela diyor ki şurada eksi 1'in solundaki. Eksi 1'in solu bakalım nereye çarpacak. Hop yukarı doğru çıkarttık. Şöyle getirdik sevgili gençler. Nereye çarptı? Bakın 1'e gidiyor değil mi? Sol limit 1'miş. Peki 0'a giderken? 0'a giderken sevgili gençler bakın bunu böyle yukarı doğru çıkardım. 2'ye gitti. Bunu da yukarı doğru çıkardım. Gene 2'ye gitti. Demek ki sevgili gençler sıfırdaki limitimiz varmış ve 2'ymiş. 3'ün sağ tarafı. Bakın 3'ün sağ tarafı sevgili gençler şuradadır. Ve bu 3'ün sağ tarafı nereye çarpıyor? 0'a çarpıyor. Dolayısıyla bunun limiti 0'dır diyebiliriz. Bakın şurada aslına bakarsanız şöyle gidiyor. Çarptıktan sonra şu şekilde hareket ediyor ve 0'a gidiyor. 1'in sol tarafı. Bakın 1 burada ve 1'in sol tarafı yukarı doğru çıktık. Nereye çarptı? Hop 0'a gidiyor. 1'in sol limiti de 0'mış. 2'nin sol limitinden bahsediyor. 2'nin sol limitine bakacak olursak 2'nin solundan aldık. Doğrumuzu çektik. Hop buraya çarptık ve sağa sola doğru gittik. Nereye gidiyor? 3'e. 3'e yaklaşıyor. Demek ki bunun sol limiti 3'müş sevgili gençler. 1'deki limitinden bahsetmiş. Şimdi şurayı bir temizleyelim ve 1'deki limitine bakalım arkadaşlar. 1 burada, 1'in sol limiti nereye gitmişti arkadaşlar? 0'a gitmişti. 1'in sağ limiti ise yukarı doğru yani 2'ye doğru gitti. Sol limit 0, sağ limit 2 ise o halde bunun limiti var mıdır arkadaşlar? Bunun limiti yoktur.
veya yoktur yazabiliriz. Peki eksi 2 de limit var mıdır? Eksi 2'ye bakıyoruz. Sol limit 0'a gitmiş. Sağ limit o da 0'a gitmiş arkadaşlar. Limit vardır ve eksi 2'deki limit 0'a eşittir diyoruz. Bir alt sayfaya, bir alt kısma geçiyoruz arkadaşlar. 4'e sağdan yaklaşırken fx limiti a'ymış arkadaşlar. 4 nerede? Burada. Ve 4'ün sağından yaklaşacağız. 4'ün sağında fonksiyon boş, bak. Buradan hiçbir şeye çarpamayız. Doğru mu? Demek ki 4'ün sağında aşağı doğru ineceğiz. Fonksiyona doğru ineceğiz yani. Silelim. Aşağı doğru indim. Çarptık. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Eksi 2'ye gidiyoruz. Demek ki sevgili gençler, bunun sol tarafındaki limit varmış ve eksi 2'ymiş. A'nın sol tarafındaki limit B'ymiş. Şimdi A neydi? Eksi 2. Demek ki ben buraya eksi 2'nin solunu yazacağım. Eksi 2 buradadır ve eksi 2'nin solunda bu fonksiyon nereye doğru yaklaşıyor? 1'e doğru. O halde sevgili gençler, ben buna ne diyeceğim? 1. X 1'e giderken diyor. 1'e giderken ki limitimizde bakın sağ limit 0, sol limit 0. Demek ki sevgili gençler bu da 0 olacak. A artı B artı C sorulmuş. A'yı eksi 2 bulduk. B'yi 1 bulduk. C'yi de 0 bulduk. Bunların toplamı eksi 1'dir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Evet. Geçtim buradaki soruya. Okuyalım. F fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre eksi 4'e soldan yaklaşırken fx'in limiti. Eksi 4'ün solunda sevgili gençler bu fonksiyon nereye gitmiştir? Bakın eksi 4'ün solunda gittiği yer 1. Demek ki şurası 1. Şu kısım 1. Artı 2'nin sağ tarafında, 2'nin sağ tarafında da fonksiyon nerede kesmiş? Bakın şurada. Yani 0'a gitmiş. Doğru mu? 0'a gidiyorsa da sevgili gençler şurası da 0'dır. 1 ile 0'ın toplamı 1'dir demiş. Doğru. 6'nın sağ tarafı. 6'nın sağ tarafında fonksiyon nereye gidiyor? 3'e gidiyor. O halde arkadaşlar şurasına ben 3 diyebilirim. Eksi. Eksi 2'nin sol tarafı. Eksi 2 nerede? Burada. Eksi 2'nin sol tarafı da şurası. Bu nereye gitmiş? Eksi 1'e. Demek ki arkadaşlar bu da eksi 1'miş. 3 eksi eksi 1. 3 artı 1'den ne yapar? 4 yapacaktı ama bize 2 demiş. Demek ki bu ifade yanlış. Bakın bu doğru, bu yanlış. 3'teyiz. 0'ın sol limiti. 0 sol tarafta. Şöyle daha net görebilmek için şunları temizleyelim. 0'ın sol tarafı sevgili gençler nereye gidiyor? Bakın x ekseninden y eksenine eksi 2'ye gidiyor. Demek ki burası eksi 2. Arada eksi var. 8'e giderken 8'in nerede olduğunu biliyoruz mu? Tahmin edebiliyoruz. 8 burada bir yerde. 8'deki limit nereye gitmiş arkadaşlar? 3'e. O halde sevgili gençler burası da 3'müş. Eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 yapar. Ve burası eksi 1 demiş. Demek ki yanlış demiş diyeceğiz. Bu da gitti. Cevabımız ne olacak? Yalnız 1 olacak diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği gösterilmiş. Tamam. 1'in sağ tarafını şurada yerine yaz ve bunun limitini bul demiş. Bu fx'in grafiği, bu fx eksi 1'in grafiği. Şimdi bakın. Ben burada f 1'e sağdan yaklaşırken f 1'in sağından 1'ini çıkaracağım. Yani 1'in sağı demek 1'den birazcık büyük bir sayı demek. Yani şöyle düşünün mesela 0 0 0 1 gibi. Şimdi bundan 1 çıkar diyor. Yani 0 0 0 0'ı çıkar diyor. Çıkarırsak 0,0001 kalmaz mı? Yani 0'ın sağı kalır. Aslında bize f 0'ın sağı soruluyor. Mantalitemiz bu olacak. 0'ın sağ limiti nerededir diyor. 0'ın sağ limiti nereye gitmiş? 2'ye. Düzgün çizemedik ama şöyle çizeceğiz. 0'ın sağ tarafı 2'ye gitmiş. Demek ki bunun cevabı 2. Peki 0'ın sağ tarafını burada yerine yaz diyor. Yazalım. F 0'ın sağ tarafına ben 1 eklersem 1'in sağ tarafını elde ederim. F 1'in sağ tarafı. Şimdi 1'in sağ tarafı nereye gitmiş? Bakın buradan. Tabii yanlış tuşa bastık. Şöyle yapacağız. 1'in sağ tarafı nereye gidiyor arkadaşlar? Eksi 2'ye gidiyor. Demek ki buranın da cevabı ne olacak? Eksi 2. C şıkkında 3'ün sol tarafını 3'e böl diyor. Şimdi normal şartlar altında 3 bölü 3'ten 1 gelecektir. 3'ün sol tarafı sevgili gençler 3'ten küçük bir sayı. 3'ten küçük bir sayı 3'e bölersem 1'den birazcık küçük. Yani 1'in sol tarafını elde ederiz. Aslına bakarsanız F1'in solu soruluyor bize. Peki 1'in solu nereye gitmiş fonksiyonda? Şöyle yukarı doğru çıkarsak sevgili gençler. Hop 1'e gitmiş. Demek ki bunun da cevabı ne olacak? 1 olacak diyebiliriz. Son olarak D şıkkı. 2 çarpı 1'in sağı eksi 3. Şöyle F diyelim. 2 çarpı 1'in sağı 2'nin sağı yapar. 2'nin sağından 3'ü çıkarıyorum şimdi. Şimdi 2'den 3 çıktığı takdirde eksi 1 kalacaktı. Demek ki eksi 1'in sağ tarafı kalacak burada da. Eksi 1'in sağ tarafında limit nereye gitmiştir? Bakın. Hop limit nedir diyor?
eksi 1'dir diyeceğiz. O halde bunun da cevabı eksi 1 olacak sevgili gençler. Geçtim 3. sayfama. Şekilde f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre 2'nin sağ tarafında f 4 eksi x'in limiti. Yani f 4 eksi 2'nin sağı. 4'ten 2'yi çıkarırsam 2 kalır. Ama 2'nin sağını yani 2'den biraz daha büyük bir değer çıkarıyorum. O zaman bulduğum sonuçta 2'den biraz daha küçük bir değer olacak. Yani 2'nin solu olacak. 2'nin sol limiti bakın nereye gitmiştir? Yukarı doğru 5'e gitmiştir. Demek ki şu kısım şurası 5'miş sevgili gençler. Artı 0'ın sağ tarafını burada yerine yazarsam f 0'ın sağ tarafından 3'ü çıkar diyor. 0'dan birazcık büyük bir sayıdan 3 çıkarırsam eksi 3'ten birazcık büyük bir sayı kalacak. Yani f eksi 3'ün sağı kalacak. Eksi 3'ün sağ tarafı da nereye gitmiştir? Hop yukarı doğru çıktım. Şu şekilde 3'e mi gitmiş? Demek ki burası da sevgili gençler 3'müş. 5 ile 3'ün toplamı da gönül rahatlığıyla 8'dir diyebiliriz. Evet geçtim bir diğer soruma. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş. 1'e sağdan yaklaşırken şu ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi bakın. 2 çarpı 1'e sağdan yaklaşırken artı 1. 4 eksi 1'e sağdan yaklaşan. Burası da eksi 1'e sağdan yaklaşan eksi 1. Şimdi şuraya bakın. 2'ye sağdan yaklaşana 3 eklersem f 3'e sağdan yaklaşan değeri bulurum. 4'ten 1'i çıkarsaydım 3. Ama biraz daha 1'den biraz daha büyük bir değer çıkarıyorum. O zaman 3'e soldan yaklaşan bir değer buluruz. F 3'e soldan yaklaşan değer. Alt kısımda eksi 1'e sağdan yaklaşan eksi 1 demiş ya. Burası eksi 2'ye sağdan yaklaşan değer olacaktır. Şimdi yukarıda şu kısım 3'e sağdan yaklaşıyor, 3'e soldan yaklaşıyor. 3'ün sağ limiti bakın nereye gidiyor? 2'ye. 3'ün sol limiti de bakın nereye gidiyor? 1'e. Yani diyor ki 2 ile 1'i topla. Üst taraf 3 bölü. Eksi 2'ye bir de sağdan yaklaş diyor. Eksi 2'nin sağ tarafında sevgili gençler bu fonksiyon nereye gidiyor? Eksi 2'ye gidiyor. Demek ki alt kısımda da ne varmış? Eksi 2 o halde cevabımız eksi 3 bölü 2'dir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Üçüncü sayfamızın sağ üst tarafına geçiyoruz. F fonksiyonu reel sayılarda tanımlı olmak üzere. Fx a eksi 1 çarpı x kare artı bx b artı 3 çarpı x artı a artı b sabit fonksiyondu. Sabit fonksiyonsa burada x kare ve x'in işi yok. O halde burası 0 olmalı. A 1'miş. O halde burası da sevgili gençler 0 olmalı. B eksi 3'müş. Eksi 3 ile 1'in toplamı da eksi 2 yapar. Demek ki fx fonksiyonu neymiş? Eksi 2'ymiş. E şimdi fx fonksiyonu eksi 2 ise arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani y eşittir eksi 2'yi çiz diyor. Eksi 2 şuradaysa arkadaşlar. Eksi 2 fonksiyonunun grafiği y eşittir eksi 2'nin grafiği. Bu şekilde x eksenine paralel bir grafiktir. Ve eksi 5'teki limiti soruluyorsa eksi 5'imiz şurada. Eksi 5'te bu fonksiyon nereye yaklaşır? Buraya çarptı. Bu tarafa doğru gidecek. Cevap eksi 2 olacak sevgili gençler. Yani sabit fonksiyonun her noktadaki limiti de zaten fx'in değerine eşittir de diyebiliriz. Demek ki cevabımız eksi 2 olacak dedik. Evet gençler. Bir sonraki videomuzda bir diğer kısma yani 3. sayfanın sonunda kaldık. Bir diğer kısmında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.